GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasalarda özellikle dolar endeksindeki fiyat değişimlerinin yakından izlendiğini ifade edebiliriz. Hafta boyunca yükseliş kaydeden dolar endeksindeki abd'nin para birimindeki yukarı yönlü hareketlerin Avrupa seansının başlangıcıyla birlikte yerine bir miktar aşağı yönlü hareketlere bıraktığını ifade edebiliriz. Bu paralelde de dolar endeksindeki son yükselişlerden sonra görülen bu geri çekilmelerle birlikte. E euro, sterlin, yen, altın ve Türk lirasının değer kazandığını görüyoruz. Dolardaki bu geriye çekilmelerle birlikte özellikle altında bir hafta süren yaklaşık bir hafta süren düşüşler sonrasında yukarı yönlü hareketler bu sabah dikkat çekti diyebiliriz. Özellikle ABD'nin para biriminde bugün yayınlanacak veriler öncesinde görülen aşağı yönlü hareketlerle birlikte dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Sarı madenin fiyatındaki değişimlerin diğer yandan Türk lirası ve özellikle iç piyasalardaki gündem yakından izleniyordu son günlerde. Dün cari açığın beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte Türk lirasında değer kazanımları izlemiştik. Dolar TL'de aşağı yönlü hareketler görülmüştü bu paralelde. Diğer taraftan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın görüşmesi sonrasında yurtiçi piyasalarda gerilimin bir miktar azaldığının görülmesi hem Borsa İstanbul tarafına hem de Türk Lirası'ndaki değer kazanımlarının e, genişlemesini sağladı diyebiliriz. Bunun yanında tabii ki yurt içi piyasalar için özellikle gelişen ülke piyasalarında etkili olan Çin'e ilişkin beklentilerinde haberlerin de etkili olduğunu söylemekte fayda var. Çin özellikle ekonomideki büyümenin daha yavaş olması ihtiyatlı politika duruşunda değişiklik olacağı anlamına gelmiyor şeklinde bir açıklama yaparken Merkez Bankası'ndan özellikle bazı kaynaklar Çin Merkez Bankası'nın bazı bankalardan mevduat faizlerini düşürmesini istediği yönündeki haberlerde basına yansıdı ama etkili olan faktör asıl Çin tarafından Çin'deki kredi büyümesinin tahminleri aşmasıyla birlikte geldi diyebiliriz. Özellikle gelişen ülke varlıklarında da bu paralelde bir miktar destek sağlandığını söyleyebiliriz. Çin tarafından önemli noktalar arasındaydı. Euro tarafında tabii ki dolardaki değer kayıplarıyla birlikte yukarı yönlü hareketler gördük. Euro dolar paritesinde de yükselişler bugün dikkat çekti. 1.0640 civarında ne kadar gün içerisinde yükseldiğini gördük paritenin. Bu taraftaki gelişmelere baktığımızda tabii ki Yunanistan yine gündemdeki önemli başlıklardan bir tanesi. Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis bugün yeni bir kredi dilimi değil, ekonomik istikrar istediklerini söylerken hedefimiz ekonomiyi istikrara kavuşturmak şeklinde açıklamalarda bulundu. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Kürün yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankası'nın 3 gün içinde 9.8 milyar euro tutarında tahvil alımı yaptığını e, açıkladı. E, Avrupa Merkez Bankası üyesi bu da yine basında yer alan önemli başlıklardan birisiydi. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası üyesi Weidmann'ın açıklamaları da yine gündemdeydi. Negatif enflasyonun e, geçici olacağını ifade eden Almanya Merkez Bankası Başkanı Almanya'nın da 2015 büyümesinin e, Almanya Merkez Bankası'nın 3 Aralık tarihinde yaptığı tahminlerden daha yüksek olacağını düşünmek makul şeklinde ılımlı bir ifade kullandı Almanya ekonomisi için ve ayrıca Yunanistan'a ilişkinde değerlendirmelerde bulundu Weidmann e, yıl ortasından e, önce Yunanistan'ın e, serbest piyasalara sermaye piyasalarına dönemeyeceğini düşündüğünü e, belirtti Weidmann'ın açıklamalarına baktığımızda önemli noktalar bir tanesinin de bu olduğunu ifade edebiliriz gün içerisinde yine makroekonomik gelişmeler veriler arasında özellikle İngiltere'nin rakamlarının dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Ticaret dengesi rakamları bugün açıklandı ve son bir buçuk yılın en düşük ticaret açığını gördüğümüzü söyleyebiliriz İngiltere tarafından da gündemdeki bu gelişmelerin yanında özellikle piyasalar e, dolardaki değişimleri yakından takip ediyor diye altını çizmiştik. E, bugün günün devamında ABD'den gelecek önemli veriler var, özellikle perakende satış ve istihdam değişim verileri, e, istihdam talepleri verisi açıklanacak. Bu paralelde dikkatlerin günün devamında ABD cephesinde olacağını ifade edebiliriz. Rakamlar. Bunlara baktığımızda perakende satışların Şubat ayında %0.3'lük bir artış kaydetmesinin beklendiğini görüyoruz. Çekirdek perakende satışlarda ise yine aynı dönem için %0.6'lık bir beklenti var. Bu rakamlarla birlikte özellikle istihdam talepleri verisini birlikte değerlendirecek piyasalar Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın ne zaman faiz arttıracağına yönelik beklentilerini şekillendirmeye çalışabilirler. Dolayısıyla dolar tarafında özellikle sert fiyat değişimleri izlenebilir. Verilerin beklentilerden daha iyi bir tablo ortaya koymasıyla birlikte Fed'in faiz artışını Haziran'da yapacağı yönündeki düşünceler güç kazanarak dolarda yükselişler izlenebilir. Ancak olumsuz bir tablo oluşturacak rakamlarsa dolarda bu sabah Görülen geri çekilmelerin devam etmesine yol açabilir. Özellikle 14:30'daki rakamlar bu paralelde önemli. İstihdam talepleri verisinde ise geride kalan hafta 306 bin Amerikalının işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini görüyoruz. Bir önceki haftaya göre daha az başvuru yapılmış olması bu paralelde tahminler çerçevesinde karşımıza çıkıyor. Aynı saatte Kanada'dan ise yeni konut fiyat list endeksi açıklanacak. Önemli noktalar arasında 14:45'te ise Haftanın geride kalan günlerinde yine bir konuşma gerçekleştirmiş olan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin açıklamalarını izleyeceğiz. Özellikle Gelişmiş İmalat Araştırmaları Merkezi'nin yapacağı bir konferansta konuşacak olan Carney'nin para politikasına ilişkin değerlendirmeleri Sterlin tarafında etkili olabilir. O yüzden Karni'nin konuşmasını yakından takip edecek piyasalar. Bu hafta içerisindeki açıklamalarında Karni piyasaların beklentilerinin çok dışında bir ifade kullanmayı tercih etmemişti. Günün bundan sonraki kısmına baktığımızda ise Karni'nin konuşmasından sonraki kısmında ABD için işletme stokları aynı zamanda yine ABD'de 16.30'da doğal gaz stoklarının basına yansıyacağını açıklanacağını görüyoruz. Genel çerçevede parite ve MTF fiyatlarını değerlendirdiğimizde özellikle dolardaki fiyat değişimlerinin tekrar etkili olduğunu ifade etmekte fayda var. Çin'den gelen ve kredi büyümesinin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini gösteren rakam sonrasında Çin'in önemli ticari or ticaret ortaklarından olan Yeni Zelanda ve Avustralya'nın para birimlerinde de değer kazanımları gördüğümüzü belirtmekte fayda var. İstihdam verileri sonrasında bu sabah yayınlanan rakamlar sonrasında Avustralya doları değer kazanmıştı. Diğer taraftan dün tamamlanan toplantısından sonra Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalarda yine ülkenin para biriminde değer kazanımlarının görülmesine neden olmuştu. Günün de Devamındaysa ise bugün için Yeni Zelanda'nın dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz ee, özellikle e, ülkenin Merkez Bankası başkanının e, son zamanlarda para politikasını genişleten veya faiz indiren diğer ekonomilerden kendi durumlarının daha farklı olduğunu ifade etmesi önemliydi burada piyasalar bir genişlemeci gevşek para politikasına ilişkin işaret beklerken bu beklentileri bir miktar törpülediğini ifade edebiliriz. Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı'nın genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>